Merhaba. Ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Kişinin özgürlüğü bir başka kişinin özgürlüğünü engellediği noktada biter. Hiç kimsenin özgürlüğü ve hakları sonsuz ve de sınırsız değildir. Annem babamın 3 haftadır eve gelmediğini bana çok geç söyledi. Neden bunu benden bu kadar sakladı bilmiyorum ama ben şok içerisindeyim. Betin 3 haftadır evde yok. Eve uğradığı da yok. Nerededir, nasıldır, kiminledir hiç malumatım yok. Ve çok merak ediyorum. Babamı bulmamız gerekiyor. Ne olduysa babama emekli olduktan sonra oldu. Kendini hep dışarı attı ve bu kayboluş bana hiç iyi gelmiyor. Baban mutlaka eve gelecektir. Metin Bey ne kadar süredir yok? 3 hafta. 3 ay. Tatile çıkacağını söyledi, Ege turu yapacağını söyledi. Metin Bey'le görüşmek için aramıştım ama... Metin Bey'in telefonu ama telefonu bende kalmıştı. Yürüyüşlerde kendini çok belli ediyor. 20'lik lira tay çıkartıyor, çok enerjik birisi. Bu nasıl bir yürüyüş ya? Ben sizi görünce daha iyi oldum. Harika bir enerjiniz var. Nerede tanıştınız? Sormayın, o bir romantik hanım. Canan Hanım'la çift misiniz, yürüyüş çifti misiniz? Yani. Ailesi aramıyor onu. Nasıl bir evlilik bu? Zaten boşanmayı düşünüyormuş. Kimin başvurduğunu merak ediyor musunuz? Ediyorum. Ben de gördüğünüzde sizi çok merak ediyorum. Geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel bir anne kız var karşımda. Teşekkür ederiz, siz de öyle. Seyircilerimizin öğrenmesi açısından niçin geldiniz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Aslında biz kimseden şans istemiyoruz Ahu Hanım. Biz buraya babamı aramaya geldik. Babam 3 haftadır eve gelmiyor ve annem bunu bana çok geç söyledi. Ben bu gerçeği öğrenince ne yapacağımı bilemedim ve size gelmek istedim. Kızım. Baban mutlaka eve gelecektir. İlk defa bu kadar uzun sürdü. Mutlaka gelecektir. Sen panik yapma. Anne ne demek uzun sürdü ya? Babam 3 haftadır eve gelmiyor ve sen bunu çok normal bir şey olarak karşılıyorsun. Kızım Önder amcanla mutlaka bir yere gitmiştir. Anne iyi de Önder amcayı aradım. Panik yapma. Ama Önder amcayı aradım. Önder amca babanın nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi babanızın adı ne? Metin. Metin Bey. Metin Bey ne kadar süredir yok? 3 hafta. 3 ay. Anne demek 3 ay ya? 3 hafta değil miydi? 3 ay. Nereden çıktı bu 3 ay ya? Kızım. Ben 3 hafta öncesine kadar eşimle görüşüyordum. Hı. İlk haftalar sık görüşmeye başladık. Sürekli görüştük. 2. hafta biraz azaldı görüşmelerimiz. 3. hafta hepten azaldı. Anne sen bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Kızım panik yapmaman için. Bak şu anda da panik yapıyorsun. Sen panik yapmayasın diye anne, ben sana babam söylemedim. Ortada senin de kadar panik olduğunu biliyordum. Anneciğim, o yüzden söylemedim. Anneciğim babam ortada yok ve ben babamı çok merak ediyorum. Ben yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz şu kızım, an ya. Kızım ben merak etmiyorum çünkü babanı tanıyorum ben. Babam mutlaka gelecektir. Önder amcanla bir yere takılmıştır. Benim adım Önder. Metin'le biz çok iyi arkadaşız. Geri geldi aynı kızlara aşık olduk. Ama hiç kavga etmedik. Aynı ilkokula gittik. Aynı liseyi bitirdik. Yani Metin benim çok iyi arkadaşım. Beni şu cümleniz endişelendirdi. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yani 3 haftadır haber alamıyorum. Annem 3 ay diyor yani. Kötü bir şey olmuş olsa mutlaka kötü haber tez duyulur. Onun için ben hiç merak etmiyorum. Kötüyü de çağrıştırmıyorum. Lütfen kızım. Anne bu kadar rahat olma lütfen ya. Peki daha önce de böyle gidip ortadan kaybolduğu oldu mu? Asla. Asla. 3 ay öncesine kadar asla. Çalışan bir adamdı. Sürekli evinden işine, işinden evine. Böyle bir şey hiç yapmadı ama emekli olduktan sonra sağlığına daha önem vermeye başladı. Doktora gitti. Doktora yürüyüş yapmasını söylemiş. Yürüyüşlerde biraz sıklaştı. Yani kalbime iyi geliyor diye sıklaştı. Ben de sesimi çıkarmadım. Onun sağlığı benim için de, onun için de çok önemli çünkü. Doğru. Babam her hafta yürüyerek bana mutlaka gelirdi.
Ama son zamanlarda gelmemeye başladı. Ben Önder'le beraber olduğunu zannediyorum. Çünkü Önder'le tatile çıkacağını söyledi. Ege turu yapacağını söyledi. O yüzden ben tedirgin değilim. Hatta Önder'le konuştum ben. Önder dedi ki bana, biz dedi Ege turuna çıkacağız ve gittiğimiz yerde telefon çekmeyebilir. Merak etme. O yüzden ben hiç merak etmiyorum. Ben Önder amcaya inanmıyorum. Doğru söylediğini hiç düşünmüyorum anne. Metin sağlığına çok düşkün biridir. Keza ben de sağlığıma çok düşkün biriyim. Bizim arkadaşlar emekli olduktan sonra çöktüler. Ama biz çökmemek için elimizden geleni yaptık. Önder Bey'le mi yürüyorlar? Hayır, Önder Bey'le değil. Birkaç grup arkadaş edindi kendisine. O grup arkadaşlarıyla yürümeye başladı. Biz sosyal medyadan birbirimizi bulduk. Metin Bey'le biz görüşlere başladık. Metin Bey hem bizim haritacımızdı hem de grubu kuran Metin zaten. Önder Bey İstanbul'dan oturuyor. Daha önce Akça'ya taşındı. Hı. Hatta Akça'ya çok sık gitmeye başladı benim eşim. Önder'i özledikçe Akça'ya gitti. Ve orada kaldı. O yüzden ben alışkınım ya, merak etmiyorum. Ama bunları ben kızıma söylemedim birkaç gün gittiği için. Ben inanamıyorum, yok yani. Haklısınız ama daha önce ortadan kaybolmadı diyorsunuz. Daha önce ortadan kaybolmadı ama 2-3 gün gittiği tabii ki oldu. Böyle yürüyüşlere gidiyor. Yürüyüşlere gidiyor, evet. Grubu var. Evet, hatta bir gün grubuna ben de katıldım. 4 gün bir yürüyüşüne katıldım. 4 arkadaşı vardı ellerinde gazeteleri. Yani birlikte yürüdüler. Hatta onlarla beraber yürüdüm ama o kadar çok uzun yürüyüşler oldu ki ben yoruldum, taksiyle eve döndüm. Bir daha da eşimle yürüyüşe çıkmadım. Metin yürüyüşü çok sever. Keza ben de yürüyüşü çok severim. Ama Metin kadar yürüyemem. Metin yürüyüşe kendini bir kaptırdım, 5 kilometre kadar yürür. 3 haftadır arıyorsunuz. Arıyorum, cevap alamıyorum. Nasıl? Veya telefonu kapalı veya çalıyor ama açmıyor. Telefonu kapalı. Kapalı. Ondan sonra zaten merak etmeye başladım ben de. Babamın telefonu kapalı olmazdı normalde. Ben her adımda ulaşırdım babama. Ama yok. Ama artık ulaşamıyoruz. Ve ben de merak etmeye başladım. Şu Ege turunu anlatır mısınız bana bir? Ege turuna Önder'le, mı çıkacağız? Önder'le Ege turuna çıkacağını söyledi. Hı. Hatta ben aradım. Önder'in sesi vardı. Hatta eşi de benimle görüştü. Dedi, biz dedi Önder, onlar dedi Ege turuna çıkacaklar. Siz sıkılmayın. İsterseniz bana gelin, biz de beraber vakit geçirelim. Hı, siz ama de dediniz. Daha sonra ben katılmak istemedim. Tek başıma kalmak istedim. Yani kızım da merak etmesin diye. Hiç anlamıyorum. Annemi de anlayamıyorum, babamı da anlayamıyorum. Yani hiçbirini anlayamıyorum artık. Siz Metin Bey'in bu kurduğu yürüyüş grupları dediniz. Evet, grup. 3-4 kişi var dediniz. 3-4 kişi ama daha sonra çoğaldı orada. 3-4 kişi çoğaldı. O daha kişi yürüyüşlerine başladı. Daha yürüyüşü, çimenlerde yürümeye başladı, sahilde yürümeye başladı. Yürüyüşler grup haline aldı bu sefer yürüyüşleri. Hep grupla çıkmaya başladı. Çim yürüyüşünde çok rahat yürüyorsunuz. Ayağınız herhangi bir şeye takılmıyor. İstediğimiz bir hareket ediyoruz. Ayrıca Metin çok bilgi sahibi birisi. Doğa yürüyüşlerine mesela biz çıkıyoruz. Orada nereye basacağız, nereye adım atacağız hepsini o söylüyor bize. Özellikle ağaç türleri hepsini biliyor. İnanılmaz derecede doğaya ve coğrafi bilgiler sahip bir kişi. Çok hakim bu konulara Metin. Bu bana normal bir şey gelmiyor ya. Bu babamın yaptıkları normal bir şey gelmiyor bana. Aranızda bir problem yok değil mi eşinizde? Kavga, ufak tefek kavgalarımız tabii ki oldu. Her evlilikte olan tabii ki oldu şey. Ama öyle büyük kavgamız asla olmadı. Ben Esra'ya sorabilirsiniz. Ben de hiç kavga ettiğine şahit olmadım. Ufak tefek küsmeler oluyordu ama hep eften püften konulardı. Yani öyle basit bir şey değildi. Ama bir keresinde annem ağlayarak bana geldi. Evet. Babamla kavga ettiklerini ve ayrılmak istediklerini söyledi ama hani sonra da her şey düzgündü. Sebep neydi? Çok eften püften konu yani aldım. Çok saçmaydı. Annemin yaptığı yemek boğama gaz yapıyormuş. Babam da sen benim canımı kastediyorsun, beni öldürmek istiyorsun deyip kavga ediyorlarmış. Annem bana geldi, ben hemen boğamın yanına gidiyordum. Bir gaz apı falan veriyordum. Konu öyle bir kapanıyordu yani. Siz bundan ne anlıyorsunuz ama hanım yani böyle bir saçma bir şey vardı, konu vardı yani ortada. Evet. Canımı yani, kastediyorsun. Aynen öyle, aynen öyle ki çok sevdiğim bir insan üstelik.
Ay çok tatlısınız. Eşimi çok seviyorum. Bu kadar bakıyor mu kendine ya? Evet ya bu kadar... çok, çok. Ya eskiden emekli de böyle olduk. Miydi? Hayır, emekli olduktan sonra benim kocam böyle oldu. Daha önceleri asla böyle bu değildi. Bu erkeklerin belli bir yaştan sonra yani bu derece kendilerine ve bakmaya başlamaları. Ve emekli olduktan sonra ben fasulye ayıklayacak, bezelye ayıklayacak adam değilim. Ben eski, o senin bildiğin emeklilerden değilim deyip kendini dışarı attı. Adam bir daha içeri girmedi. Peki Nimet Hanım, siz şey mi dediniz Metin Bey'e? Hadi Metinciğim, artık emekli oldun. Yok canım. Bundan sonra birlikte fasulye ayıklayacağız. Rahat bezelye ayıklayacağız. Aksine rahat etmesi için elimden ne gelirse yaptım. Hayatını kolaylaştırmak için elimden ne gelirse yaptım. Sıkmak, baskı yapmak istemedim. Baskı yaparsam elimden sanki kaçırırım dedim ama biraz galiba fazla özgür bırakmışım. Ne baskısından bahsediyorsun? Adam yok yani resmen ortada. Peki şimdi bu Önder Bey... eşinizin, babanızın çok samimi arkadaşı, çocukluk arkadaşı, her şeyini de biliyor. O ne diyor? Yerini söylemiyor. Ben babanı bilmiyorum, yerini bilmiyorum, görmedim diyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Kızım, Önder amcan ne zaman yalan söyledi? Anne, yalan söylediğini duymadım ama yani eksik bilgi verdiğini biliyoruz yani. Şimdi bunları burada konuşmayalım bence. Ne eksik bilgisi kızım? Nasıl eksik bilgi? Anne yani İzmir'de arkadaşlarım nerede diye sorduğunda arkadaşlarımla geziyordum dermiş. Başka bir şey söylemezmiş yani. Hayır kızım, öyle bir şey yani o eskiden tamam bir yerlere gitmişler babanla beraber ama evlenmediler. Anne eksik bilgi veriyor işte, gece kulüplerine yediği paraları söylemiyor. Evlenmeden önce yapmışlar kızım onu. Evlendikten sonra baban öyle bir şey yaptı mı? Ama sonuçta hiç duydun mu, gördün mü? Evlendikten önce de sonra sonuçta bunu yaşamışlar ve Önder amca çoğu şeyi saklıyor. Bunu biliyoruz Önder yani. Önder Bey şu an nerede? Önder Bey şu an Akçay'da. Akçay'da eşiyle beraber. Eşiyle beraber Akçay'da, evet. Hep orada mıydı? Hayır, İstanbul'daydı. 6 ay oldu oraya taşınalı. Daha önce İstanbul'daydı. Önder Bey yalan söyleyen biri değil. Değil, hayır. Fakat... Ama gerçekleri saklıyor yani. Hep eksik bilgi veriyor. Kızım... İzmir'deyim arkadaşlarımla diyor ama gece kulübünde yediği paraları söylemiyor. Kızım evlenmeden önce söylenen şeyler, yapılan yani, şeyler bunlar. Evlenmeden önce kızım bunları niye karıştırıyorsun sen? Ama anne eksik bilgi veriyor. İnanamıyorum işte Önder amca. Doğru söylediğine inanmıyorum. Metin Bey de böyle midir? Yani ben babamın hiç böyle eksik bilgiye de yalan söylediğini duymadım, görmedim. Ya bir de babama konduramıyorum ya. Şimdi babam sonuçta. Doğru. Yani... Kızım, Önder amcanın hakkında böyle konuşma. Sağ olun. Çok ayıp. Ben inanmıyorum Önder amcaya. Kesinlikle ben inanıyorum. Peki, Önder amcan asla yalan söylemez. Önder Bey. Bilmiyorum Ahu Hanım. Yani babamın... Yani bilmiyorum, babam bir şeyler mi yapıyor, başka bir yere mi sıkıntısı var, borcu mu var, harcı mı, hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Öyle borç yapan biri mi? Borç asla. Allah'tan başka bizim kimseye borcumuz yok. Bir tek Allah'a borcumuz var. O da emekli, ben de emekliyim. Gayet güzel geçiniyoruz. Gayet güzel de yaşamımız var. Asla borcumuz yok. Ama babamın üç haftadır nerede olduğunu bilmiyoruz yani. Şimdi bakalım bir de ben deneyeyim, ulaşabilecek miyim? Buldunuz mu? Çok seviniriz, çok seviniriz. Bulduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah. Yani. İnşallah. Umarım bulmuşuz. İnşallah hanım, size güveniyorum ben kesinlikle. Haber bekliyoruz. Tamam. Ben de ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Şimdi gidip ben bir şansımı deneyeceğim. Siz de lütfen bizim güzel ekibimizin güzel çayını için. Teşekkür ederim. Olur mu? Bekliyoruz. Tamam. Birazdan geleceğim. İnşallah iyi haberlerle. İnşallah iyi haberlerinizi bekliyoruz. Ben bir yürüyeyim şimdi. Tamam hanım. Olmak için Metin Bey. Okay. Tamam hanım. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Metin Bey'in birdenbire ortadan kaybolması hayırlı mı değil mi bilemiyorum. Eşi gayet rahat, kendinden emin, beklemede. Kızı haklı olarak panik ve telaş içinde. Metin Bey'in arkadaşından bahsediyorlar, Önder Bey'den. O hiçbir bilgi vermemiş kendilerine. Orası bir muamma. Bütün bunların cevabını ancak ulaşabilirsem Metin Bey'den alabileceğim. Şimdi ulaştığımız numarayı arayacağım Metin Bey'le konuşabilmek için. Alo. Alo, merhaba. Metin Bey'le görüşmek için aramıştım ama... Hayır, ben Canan. Metin Bey'i neden arıyorsunuz? Canan Hanım... Bu Metin Bey'in telefonu mu? Evet, Metin Bey'in telefonu ama telefonu bende kalmıştı.
üç haftadır görüşemiyorum kendisiyle. Siz kimsiniz? Sorabilir miyim? Canan. İsminizin Canan olduğunu anladım Canan Hanım. Ben de size kendimi tanıtayım. Ben de Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Şeyi anlayamadım. Biz Metin Bey'e ulaşmaya çalışıyoruz. Siz acaba Metin Bey'in nesi oluyorsunuz? Metin Bey benim yürüyüş arkadaşım. 3 haftadır görüşmüyorum, iletişim kuramıyorum. Metin Bey'i 3 haftadır görmüyorsunuz. İletişim kuramıyorum. Bilmiyorum nerede. Bizim kendisine ulaşmamız gerekiyor. Acaba bana sürpriz mi yapıyor gene? O sürprizleri çok sever de. Sürprizleri çok mu sever? Evet. Gene bir sürpriz yapıyordur eminim. Sizin arabada gelmiştir aşağıya. Ben ineyim bakayım bir merak edip ama şifrenizi bana atın da. Canan Hanımcığım. Çenenizi yormayın. Ben hemen aşağı iniyorum. Ama şifreyi atın bana. Çok enteresan, kapattı. Arabaya iniyor. Ya ne yapacağım şimdi ben? Arkadaşlar, İzzetciğim, şu numarayı bir teyitleşebilir miyiz lütfen karşılıklı? Gel hayatım. Bu... Aynı numara. Evet. Doğru bu. Bir problem yok. Evet. Bir de bizim bir numaraya daha ulaştık. Tamam, onu da bana verir misin? Onu bir de oradan deneyeyim. Yolladım size şu an. Tamam. Alo. Ahu Hanım, ben arabadayım. Yerleştim arabaya. Buradayım. Ne olur şifreyi atın bana. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlandım. Güllerime kavuşayım, şiirime kavuşayım. Canan Hanım, yani çok güzel beklentiler bunlar, güller, şiirler ama bizim de beklentimiz Metin Bey'e ulaşabilmek. Metin Bey'e ulaşamıyoruz biz. Nasıl yani? Metin orada değil mi? Hayır, burada değil ama bir şekilde bulacağız ve buraya gelecek. Ben Metin'i istiyorum yani. Bu arabadan inmem yoksa? Peki Canan Hanım, arabadan... Arabayla gideceğim. Nereye olursa Metin'i bulmam lazım. Peki Canan Hanım, siz bilirsiniz biz hiçbir misafirimizi geri çevirmeyiz. Buyurun gelin öyleyse. Size de bir yerimiz vardır elbet burada. Buyurun, bekliyoruz sizi. Tamam, geliyorum. Yani Canan Hanım o kadar heyecanlı ve o kadar istekli ve o kadar karşı konulamaz biri ki... Ne diyeyim şimdi yani, gelene gelme denemez. Gelsin, başımızın üstünde yeri var. Ben şimdi ekip arkadaşımın bana verdiği diğer hattan da ulaşmaya çalışacağım. Alo. Alo. Alo, buyurun. Metin Bey. Buyurun, benim. Merhabalar. Metin Bey merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ahu Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Biz biraz sizi merak ettik. Sesiniz çok güzel geldi. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim Metin Bey. Size ulaşmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu şöyle Metin Bey, programımıza... sizi görmek isteyen, size ulaşmak isteyen birileri başvurdu. Ve size teslim etmemiz gereken, size vermemiz gereken bir emanetiniz var bizde. Bunu size ulaştırmak istiyoruz. Kim var başvurdu acaba? Formatımız gereği onu söyleyemiyorum. Fakat eğer isterseniz bulunduğunuz yere aracımız gelebilir. Aracımıza binebilirsiniz. Ve buraya gelebilirsiniz. Ben yürüyorum. Yürüyüş yapıyorum. Metin Bey, evet onu ben öğrendim. Hep beraber öğrendik. Yürümeyi çok seviyormuşsunuz. Evet. Yürüyüş yapmak için şu anda hazırlık yapıyorum. Anlıyorum. Peki aracımızı size yönlendirsek, gelip sizi alsa ve yanımıza getirse? Ben kendim gelirim. Siz zahmet etmeyin. Ben yürümeyi sevdiğim için... Madem
arzunuz bu yönde, yürüyerek gelmek istiyorsunuz. Sorayım, şu an neredesiniz? Kuruçeşme'deyim ben. Kuruçeşme'desiniz. Peki... Şu anda yürüyüşe hazırlanıyorum. Size doğru yönelebilirim. Şimdi konumu göndereceğiz size Metin Bey. Tamam, bekliyorum. Sağ olun. Metin Bey hızlı. Metin Bey atik. Metin Bey her yere yürüyor. Hatta adeta koşarcasına yürüyor. Buraya da yürüyeceğim dedi. Metin Bey'i heyecanla bekliyorum. Heyecanla. Aman, ulaşabildiniz mi babama? Şimdi önce ben sizin içinizi bir rahatlatayım. Rahat olun. Babanız hayatta. Maşallah gayet iyi durumda. Şey yapmayın bir, rahatlayın önce. Şükür. Şükür. Çok sevindim. Korktuğunuz gibi değil. Sesini anladın mı ama? Ben sana söyledim. Duydum. Peki neredeymiş, niye bizi hiç aramıyormuş? Yürüyormuş. Bu nasıl bir yürüyüş ya? Nerede yürüyormuş? Yürüyormuş. Hatta bizim buraya çok yakın bir yerdeymiş tesadüfen. Arabaya binmeyi de reddetti. Buraya da yürüyerek geliyor. Yine yürüyüş yani. Yürüyüş, yine yürüyüş. Neyse, en azından sağ olduğunu biliyoruz. Evet. Şükür olsun yani. Eğlenceli bir insana benziyor, öyle çok, midir? Çok eğlenceli. Evlendiğinizden beri öyle miydi? Aynen öyleydi. Çok güzel şiirler yazar, çok romantiktir. Öyle mi? Evet. Size böyle şiirler yazıyor mu yazmaz hala? Yazmaz olur muydu? Yazıyordu. Ama son zamanlarda tabii ki bıraktı. Öyle mi? Aynen. Ne gibi romantiklikleri oldu size? Mesela bana güzel sözler söylerdi. Güzel şiirler yazardı. Hı. Yani ne bileyim, benimle vakit geçirmekten çok hoşlanırdı. Hı. Son 3 ayda ne olduysa oldu veya... Emekli olduktan sonra daha doğrusu ne olduysa oldu. Anladım. Emekli olduktan sonra ne kadar süre geçti? Emekliliği bir sene. Bir sene. Peki şimdi size bir şey soracağım. Telefonunuz yanınızda değil mi? Yanımda. Bir çıkarabilir misiniz bir mahsur? Niçin? Bir numaraya bakmak istiyorum. Yani bizim babanıza... Babamın numarasına. Ha, ulaştığımız tabii numarayla. Tabii. Sizdeki numara aynı. Esra Hanımcığım. Aynı numara değil. Nasıl yani? Nasıl yani? Sizdeki numaraya bakabilir miyim ben bir? Öyle yani. Hemen. Bu numarası. Aa, bu eski numarası. Eski. Anne babam emekli olunca bu numarayı vermemiş miydi? O verdi. Her şeyi teslim etti. Her şeyi ya teslim benim etti. Benim bunu aramak hiç aklıma gelmedi. Ben bu numarayı da sildim ayrıca. Hiç aklıma gelmedi. Numara aramak. Siz buradan mı ulaştınız babama? Evet. Yani eski hattını kullanıyor. Hatta bir yürüyüş arkadaşıyla da görüştü. Önder amcayla mı? Yok, Önder amcanız. Ya? Başka bir yürüyüş arkadaşı mı var babama? Ha evet, var yani. Anladığım kadarıyla çok fazla yürüyüş arkadaşı var. Çok seviyor Metin Bey yürüyüşü. Grubu arkadaşları seviyor. Arkadaş canlısıdır. Öyle mi? Arkadaş canlısı. Hep öyle miydi? O da emekli olduktan sonra mı? Emekli olduktan sonra bunlar oldu. Çünkü emekli olmadan önce dediğim gibi işten eve, evden işe. Emeklilikten önce hiçbir sosyal hayatı yok muydu? Hayır, yoktu. Yoktu. Çünkü yorgun gelirdi eve. Yani dışarı daha iyi çıkmak istemezdi. Ne iş yapıyordu? Makine teknikeri. Önder Bey ne iş yapıyor? Aynı, o da beraber aynı işi yaparlardı. Fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında makine tamiratı ve bakımlarıyla ilgileniyorlardı. Aynen. Yani beraber ilk bir işe giriyorlar, çırak olarak başlıyorlar. Daha sonra farklı firmalara gidiyorlar ama hiçbirbirinden kopmadılar. Ya Nimet Hanım, benim şey çok dikkatimi çekti. Buyurun. Az önceki sohbetimizden bu kum yürüyüşü dediniz. Deniz yürüyüşü dediniz, yürüyüşü, evet. Çim yürüyüşü. Böyle mi oluyormuş bu yürüyüşler? Dağlarda yürüyüşler. Dağlarda. Evet. Metin Bey dağlarda da mı yürüyor? Evet. Maşallah Metin Bey. Yani dediğim gibi çok enerjik oldu. Çok aktif oldu. Yani tamamen yani böyle gençliğine döndü. Böyle değildi. İçinden bir sporcu çıktı adeta. Aynen öyle. Ama aslında aynen babam öyle enerjikti. Ya iş arkadaşları çok enerjikti aktif olduğunu yani söylerlerdi. Evde bu kadar değildi. Kızım bilmiyor musun babana? Yok, iş arkadaşları da hep aktif olduğunu söylerdi. Ne zaman bir iş gezisi olsa ya babam ya Önder amca giderdi. Bir de beraber giderlerse o iş hallolurmuş yani.
Ha, şehir dışı iş gezileri. Evet, evet. Sever miydi Metin Bey? Çok. Metin de bizim en çok sevdiğim şeyler iş gezileriydi. Hele Metin'le çalışırken işe gittiğimiz zaman bizde mutlusu yoktu. Eve geliyorduk ama bazen rötarlı dönüyorduk. Ama mutlaka eve dönüyorduk. Orada da böyle şeyleri var mıydı? Şehir dışı iş arkadaşları, grupları. Vardı, evet. Vardı. Nimet Hanım ne tatlısınız. Beni katmak istemezdi ama veya ben mi katılmak istemiyordum bilmiyorum. Belki de suç bendeydi. Niçin canım suç olsun? Belki de eşime belki uyum sağlamadım son zamanlarda. Bilemeyeceğim. Siz... Ama çok boş bıraktı annem babamı yani. Evet. Bana göre ne çok normal değil. Ama babam yürüyüşe gidiyor. Beraber gitsin. Beraber gidebilirdi. Gayet anladığım kadarıyla sizin babanız o kadar çok yürüyor ki. Hepimiz bir araya gelsek o kadar yürüyemeyiz. Yalnız bırakmamam gerekir. Ara sıra katılsaydınız işinizin bunlar yürüyüşlerine olmazdı. Nimet Hanım. Belki bunlar olmazdı. En azından başka yürüyüş arkadaşı var mı onu öğrenirdik. Onu ulaşabilirdik. Bu kadar merak etmeyebilirdik. Şu Metin Bey'in bana bir günlük rutinini anlatır mısınız emeklilikten sonra? Tamam. Sabahları sahil yürüyüşü var. Sahile yürür gelir. Dinlenir, uyur. Öğlen yemeğini yer, tekrar gider. Bu sefer caddede yürür. Caddede yürür gelir. Gene eve gelir, dinlenir. Bu sefer gün batımı yürüyüşleri başlar. Gün içinde hep yürüyen bir... Aynen. Metin Bey. Aynen öyle. Aynen öyle. Maşallah. Bu kadar yürüyüp bu kadar yorulmamak. Şöyle, zannediyorum Metin Bey gelmiş. Buraya? Evet. 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 Hızlı da gelmiş maşallah. Ben bir gideyim, kendisiyle tamam. Bir görüşeyim. Tamam, biz de görebileceğiz değil mi kendisini? Tabii görebileceksiniz. Şükür. Ya umuyorum göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet. Bekliyoruz. Sizi de bir şansım olsa masasına davet edeyim. Tamam. Siz de beni orada bekleyin. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Çok iyi olur. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Enteresan bir buluşma oldu bizimkisi. Evet. Çok heyecanlıyım. Hiç beklemediğim bir buluşma oldu. Evet, Metin Bey de gelecek mi? Metin Bey gelecek. Gelecek. Çok iyi. Elbet görüşürsünüz de diye düşünüyorum. İnşallah. Çok heyecanlıyım. Çok seviyorum onu. Beğeniyorum. Çok seviyorsun. Beğeniyorum yani. Beğeniyorsunuz Metin Bey'i. Canan Hanımcığım, nerede tanıştınız? Sormayın, o bir romantik anı. Anlatır mısınız lütfen? Bizim kurucumuz Önder Bey var. Onunla geldiler. O şehir dışından geldi. İzmir'de oturuyormuş. İzmir'de oturuyor. Evet. İki gün yürüyüş yaptık. Onun o çapkınlığı, onun o bakış... açıları. Anlaştık yani çok hoşuma gitti yani. Biraz da havalı hali. Havalı bir bey. Evet, evet. Kesinlikle aramızda hiçbir şey yok. Yanlış anlamayın yani. Hani özel bir durum yok. Ben sadece kendim. O da beni beğeniyor da ama belki arkadaş olarak görüyor. Hani daha henüz bir şey duymadım ondan özel bir iltifat. Arada bir güllerimi falan işte alır. Beni mutlu eder. Arada güllerinizi alır. Gül alır, şiirler okur bana. Ama arkadaşça yani yanlış anlamaz. Şiir okuyor tabii. Metin Bey size. Sık evet. Mı okur? Arada bir böyle beraber oturduk çay kahve içerken güzel sözleri oluyor. Çapkın biridir ama. Öyle aşırı mi? Aşırı çapkın. Öyle mi? Sorma. Önder Bey vasıtasıyla tanıştınız. Evet. Önder Bey'in evinde kalıyordu o. Önder Bey'in evinde kalıyordu ama karısı sorun yapınca ben davet ettim onu.
hani... evli olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum ama aramızda kötü bir şey olmadı yani. Sadece dışarılarda kalmış zaten. Ailesi aramıyor onu. Eşi arayıp ne soruyor diye diyorlar. Nasıl bir evlilik bu? Zaten boşanmayı düşünüyormuş. Boşanmayı mı düşünüyorsunuz? Evet. Size böyle mi söyledi Canan? Evet. Ne dedi tam olarak? Yani ben boşanmak istiyorum diye. Yani aramızda kaldı o sırlar ama ayı kameralarda görüyor, ne yapıyoruz? Demek... Şimdi benden durmuş olmalı. Demek boşanacaklarmış evet, eşiyle, evet. Öyle mi? İzmir'de? Eşyalarını toplayacaktı en son. Arkadaşıyla hani işte bir daha da göremedim onu. Epeyden beri göremiyorum. Ne arkadaşı? Önder Bey'le en son görmüştüm. Aha. Göremiyorum bir daha da. Ve boşanacakmış. Önder Bey'in yanında yaşıyormuş. Öyle mi? Evet, onunla kalıyordu. Eşi sorun çıkarınca Önder Bey, yer bulamayınca dışarıda kalmış, yazık, ne yapayım. Ben de buyur ettim. Haftanın bazı günleri benim yanıma gelip kalıyordu. Peki, ama yanlış bir şey yok yani. Endişe duymadınız mı evli bir insanın? Ama çok evinizde iyi bir insan, çok zarif bir insan. Yani ondan zarar gelmez. Hı. Çok temiz yürekli. Temiz yürekli. Evet. Haftanın bazı günleri sizde evet. kalıyor. Diğer günleri nerede kalıyor? Diğer günleri de yani Önder Bey'in yanındadır mutlaka ki yani. Önder Bey'in yanındadır. Bilmiyorum. Ama ben, genelde biraz bende kalmaya başladı. Çünkü Önder Bey'le sorun oluyor diye. Önder Bey'le niye sorun oluyor? Eşi kabul etmiyor. Önder Bey'in eşi Metin Bey'i kabul etmiyormuş. Yani bir şeyler oluyor diye herhalde istemiyormuş oraya gitmesini. Görüştürmek istemiyor herhalde. O da sıkıntı çekiyordu. Ah, bu adamcağız neler çekiyor böyle. Karısınla problemi var. Boşanma aşamasında. Evet. Gidecek, kalacak. Bütün sırlarını bana anlatıyordu. Bütün sırlarını. Her şeyi biliyorum. Ama beni çok iyi bir dost olarak. Nelerini biliyorsunuz başka? Başka hani çok eşiyle bir özel bir şey görmemiş. Ne anlatıyor eşiyle ilgili? Açıkçası hanımı çok huysuzmuş ama şimdi söylemek istemiyorum da. Hanımı huysuzmuş. Evet, çok. Her şey hazır evde. Eşyasını evden alıp çıkamıyor. Çıkamıyormuş. Ha, eve gidip eşyalarını mı alacak? Perişan oldu, üstü başı yok. Kurtulmaya çalışıyor kadın. Kadından yani bir an evvel boşanmak istiyor. Eşyalarını alamadım diyor. Bekliyoruz işte ne zaman. Eşyalarını alacak evde. Evet, onu bekliyoruz. Eşyalarını almasını bekliyoruz, evet. Ama benimle alakalı bir şey değil. Onlar kendi aralarında anlaşamıyormuş. Anlıyorum. Sadece bana anlatıyor. Nasıl ben inan? De çok cilveli bir kadın biliyorsun yani. O da cilveli. Kafalarımız da uyuşuyor yani. Metin, özü sözü gerçekten birisi. Hiç yalan söylemez, güvenilir birisi aynı zamanda. Yürüyüşlerde kendini çok belli ediyor. 20'likleri tay çıkartıyor. Çok enerjik birisi. Peki sizce çok kötü oldum. Peki sizce güvenilir biri mi? Güvenilir. Nasıl güvenilir? Çok temiz yürekli. Yok, yanlışı yok. Canan çok temiz yürekli. Sonuç olarak bakın. Ama ileride ne olur bilemem. Sonuç olarak bakın kendinize söylüyorsunuz, evli bir insan. Tabii ki biliyorum evli olduğunu ama boşanmak üzere, boşanacak istemiyor iş. Canan Hanım, siz ne kadar zamandır Metin Bey'e ulaşamıyorsunuz? 3 haftadır ulaşamıyorum. Arıyorum, yok. Sadece bir sesler geliyor böyle hani değişik, meşgul gibi. Sadece doğa yürüyüşüne çıktığını biliyorum. Önder Bey'le görüşüyor musunuz şu an? Ona da ulaşamıyorum ikisi. Çünkü Önder Bey'le gittiler onlar büyük ihtimal o yürüyüşe. Hiçbirine ulaşamıyorum. Başka hiç ortak arkadaşınız var mı? Tanıdığınız bir arkadaşı? Demet Hanım varmış bir de. Demet yani, Hanım? Evet. Onunla arkadaş oluyorlarmış. İşte beraber yürüyorlarmış. Çocukluk arkadaşıymış. Ama o Metin Bey eşyalarını aldıktan sonra İzmir'e kızının yanına yerleşmeyi düşünüyordu. Öyle söylemişti bana. Kızı İzmir'de mi yaşıyor? Kızı İzmir'deymiş. Size evet. Böyle mi söyledi? Öyle söylemişti. Evet. Belki de oraya gitti yani, bilemiyorum. Ben arıyorum, hiç ulaşamıyorum. Ona. Demet Hanım'a da sık gider mi? Onu bilmiyorum ama anlatıyordu Demet Hanım. Ama yürüyorlar Demet Hanım. Yürüyüş yapıyorlardı. Belki bilmiyorum ama... Yani anladığım kadarıyla siz de şu an Metin Bey'in ne tarafa doğru yürüdüğünü bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Şu an hiç haber alamadım. Çok merak ediyorum. Aslına bakarsanız ben Metin durumuna çok üzülüyorum. İzmir'deki evini terk etmiş, İstanbul'da bir arkadaşın yanına gelmiş,
Tek başına hayat mücadelesi veriyor adam. Ama ben ona dedim ki istediğin zaman benim evime gel, kal, misafirim ol ve istediğin şekilde rahat edebilirsin dedim evime. Ama hala haber yok. Başına ne gelmiş olabilir sizce? Bilemiyorum. Yani eşiyle sorunları var ya. Ha. Yani. Size anlattığı bu. Huzursuz bir kadınmış yani. Rahat vermiyormuş ki. Öyle mi? Bunalıma girmiş artık. Canan Hanım, sizce de 3 haftadır haber alamamanız biraz anormal değil mi? Yani bakın ne diyorsunuz? İzmir'e gidecekti. İzmir'de telefon çekiyordur bence. Metin Bey sürprizleri çok sever. Eminim birkaç zaman sonra çıkacak ortaya yani. Arayacak beni. Ne yapar mesela Canan Hanım? Ya bir gün bana bir sürpriz yaptı. Böyle yürüyüşe çıktım, yürüyordum. Arkamı bir döndüm. Metin Bey arkamda. Ben geldim falan. Bir anda arkanızda. Bir anda. Aniden çıkıverir arkadan yani böyle öyle. Sizin Metin Bey'den beklentiniz ne? Ben onu beğeniyorum. Ama tabii ki ona bırakıyorum. Tabii ki isterim öyle bir centilmen, havalı. Hani öyle bir insanla ileride birliktelik isterim. İstersiniz. Ama tabii kısmetse. Şu an benim hiç özelim değil. Sadece arkadaşım, dostum, seviyorum onu. Ve Metin Bey'e inanılmaz güveniyorsunuz. Güveniyorum. Bu yüreğinde melek var. Melek gibi bir insan. Melek gibi. Çok iyi bir insan. İyi. Çapkındır ama. Çap. Bana bayılıyorum ona işte. Çapkınlığı beni mest ediyor. Eşiniz olsaydı da bayılır mıydınız bu çapkınlığına? Tabii ki. Kabullenmem ama. Ama zaten onda eş mi kalmış? Yani eşi bitmiş artık. Yani onlar da evlilik kalmamış ki. Evlilikleri bitirmişler artık. Size her şey bitmiş. Bu. Ayrı yaşıyor. Evinde yaşamıyor ki. Evine giremiyor adam. Böyle durumlar var. Yani sayfa kapanıyor. Yazık bu Metin Bey ya. Evine giremeyen bir Metin Bey. Evet. Kapanmış o sayfa aslında. Yardımcı olmak istiyorum ben Metin Bey'e. Bir ev bulmak istiyorum yani. Merak ettim. Kafasını sokacağı bir evi olsun bu adamcağız. Size kim başvurdu? Canan Hanım, ben size kimin başvurduğunu söyleyeceğim. Merak ettim. Haklısınız. Ben de çok şey merak ediyorum. Ekip arkadaşlarım da öyle. Siz bizim için bugün bir davetsiz misafirsiniz aslında. Öyle sizi mi? Davet etmeyi düşünmüyorduk. Fakat misafirimizsiniz. Başımızın üstünde de yeriniz var. Teşekkür ederim. Benim şimdi çok kısa bir süre yanınızdan ayrılmam gerekiyor. Bir şeyleri halledebilmek için. Siz de buralara kadar geldiniz. Lütfen beni biraz bekleyin olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Merakla. Merhaba Ahu Hanım. Merhaba Metin Bey. Televizyondakinden daha şıksınız, daha güzelsiniz. Öyle mi? Böyle bir zarif bayanla sohbet etmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben sizi görünce daha iyi oldum. Öyle mi? Harika bir enerjiniz var. Çok teşekkür ederim. Sizin de öyle. Evet. Yürüdünüz buralara kadar. Yürüyorum. Hep yürüyorum. Hep yürüyorsunuz. Hep yürüyorum. Seviyorsunuz yürümeyi. Yürüyorum. Yürüyüş sevilmez mi? Sağlık için en güzel şey yürüyüştür. Sağlık için yürüyorsunuz değil mi? Sağlık için yürüyorum. Peki Metin Bey bir şey söyleyeceğim size. Az önce kiminle konuştum biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yürüyüş arkadaşınız Canan Hanım'la. Canan Hanım'la? Evet. Çok güzel bir bayandır. Benim yürüyüş arkadaşım. Evet. Çok naziktir kendisi. Evet söyledi. Ulaşamıyormuş size 3 haftadır. Tabii ya. Ben telefonumu unuttum. Arayamadım da. Haklı tabii ki. Ha, telefonunuzu Canan Hanım'da unuttunuz. Nerede unuttuğumu bilmiyorum ki. Olur mu böyle sık sık unutur musunuz telefonu? Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim Ava Hanım. Evet.
Ben çok yürüyüşü seven sosyal bir insanım. Yerimde duramıyorum. Onu anladım. Onun için sağda solda unutuyorum. Çok da önemli değil. Yürüyüş konsantremi bozuyor, arayan oluyor, şey oluyor. Bir yerlere bırakıyorum, unutuyorum. Ah Metin Bey. Ama yani hiç düşünmüyor musunuz birileri sizi merak edebilir? Elbette var. Benim grup arkadaşlarım var, yürüyüş gruplarımız var. Onlar benden haber alamayınca çok merak ederler. Siz böyle grup grup mu yürüyorsunuz? Grup kuruyoruz biz, grupla siz böyle. Grup mu kuruyorsunuz? Evet, grup kuruyorum ben. Grup. Ve grup şefiyim aynı zamanda. Grup şefisiniz. Evet. Yürüyüş grubu şefiyim. Yürüyüş grubu şefiyim. Canan Hanım'a tekrar dönmek istiyorum. Onda kalıyor musunuz, doğru mu? Evet, onda kaldım. Niçin? Biz onunla yürüyüşlere çok uyumlu bir çift olduğumuz için bir seferinde ayağım burkulmuştu. O pansuman etti sağ olsun. Sonra onda kalmaya başladım. Canan Hanım'la çift misiniz, yürüyüş çifti misiniz? Yani yürüyüş çifti diyebilirsiniz. Yürüyüş çifti diyebiliriz. Anladım. Eşyalarınız falan hep Canan Hanım'ın evinde mi? Bir kısmı, tamamı değil. Benim normal günlük giysilerim falan kalıyor, duruyor orada. Ha, kısım böyle kısım. Eşyalarınız. Evet, evet, parça parça. Diğer kısımlar, parçalar nerede Metin Bey? Diğer parçalar hepsi de kendi evimde. Önder Bey arkadaşınız? Elbette, çocukluk arkadaşım. Hı hı. İş arkadaşım, aile dostum. Hı hı. Biz onunla çok iyi bir dostuz. Önder Bey'le çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ve onunla böyle gruplar kurup uzun uzun yürüyüşler yapıyorsunuz. Genelde hanımlar var galiba bu gruplarda. Genelde hanımlar var. Niçin hanımlar var? Hanımlar zayıflama kompleksine girdikleri için sürekli o eforu harcamak zorundalar. O eforu da bizimle birlikte yanlarında partner olarak biz de katılıyoruz. Ah Metin Bey, siz yardımcı olmak için. Tabii ki. Ne kadar iyi niyetlisiniz. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Metin Bey, sizin numaranız bizim size ulaştığımız numara değil mi? Evet. Başka bir hattınız var mı? Benim şirket hattım var. Bir de şahsi numaram var. Başka bir hattınız? Yok. Yok. Şirket hattımı kaybettim. Şirket hattınızı kaybettiniz. Evet. Ah yazık. Çok özür dilerim. Bu sizin numaranız değil mi? Evet, bu benim şahsi numaram. Kullandığınız. Evet. Anlıyorum. Metin Bey, titriyorsunuz ve çalıyorsunuz. Aa, bu ne? Bu benim değil. Yanlışlıkla cebime koymuşlar herhalde. Böyle şey olur mu? Bu benim değil, bu telefon. Arkadaşlar, yanlışlıkla Metin Bey'in cebine telefon mu koydunuz? Kimse koymadık diyor ama kimin acaba Metin Bey telefon? Benim değil. Kimin? Bilemem. Aman boş ver bu telefon muhabbetini. Biz güzel güzel sohbet ediyorduk. Canımızı sıkmayalım şimdi telefonla. Metin Bey, emekli misiniz? Evet, emekliyim. Emeklilikten önce, emeklilikten sonra diye böyle hayatınızda büyük bir dönüm noktası mı var sizin? Aynen. Ahu Hanım, şöyle söyleyeyim. Makine gibi çalıştım, ev. İş, ev. İş, ev. Sosyal yaşamım hiç olmadı. Ne zaman emekli oldum, hanıma söyledim beraber yürüyelim diye. O, ben yoruluyorum dedi. Sonra yorulduğundan dolayı beni yalnız bıraktı. Ben de tek başıma yürürken
bu şekilde başladı. Ben sosyal bir insan olmaya başladım. Asosyalden aktif sosyal hale döndüm. Ve çok da mutluyum halimden. Gruplar kuruyoruz, arkadaşlarla yürüyüşler yapıyoruz. Tam tur yürüyoruz. Siz biraz fazla mı yürüyorsunuz acaba Metin Bey? Olabilir mi? Elbette yürüyeceğim. Yürüyorum tabii. Peki Metin Bey, sizce programa sizin için kim başvurmuş olabilir? Canan Hanım olabilir diyeceğim ama... Yok değil. Başka? Önder olabilir. Ama Önder'le de bir haftadır görüşmüyoruz. Zeynep mi acaba? Zeynep kim Metin Bey? Zeynep olabilir, evet. Zeynep olabilir. Zeynep benim yürüyüş arkadaşım. Onunla bir yürüyüş programımız vardı. Hı hı. Belgrad Ormanı'nda. Hı. Tam tur yapacaktık. Hı. Yarım kaldı. Yarım kaldığı için ben ona söz verdim. Turu tamamlamak için. O merak etmiş olabilir. O yapmış olabilir. Tam tur yapacaktınız. Yarım kaldı. Yarım kaldı. Evet. Zeynep Hanım da değil. 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 Bir düşünün bakalım başka kim olabilir? Kim olabilir bilmiyorum. Kimin başvurduğunu merak ediyor musunuz? Ediyorum. Ben de gördüğünüzde sizi çok merak ediyorum. O anı çok merak ediyorum Metin Bey. Yaşamak istiyorum o anı. Görelim birlikte. Şimdi Metin Bey, bizim bir aracımız var. Evet. Şimdi biz sizinle o araca doğru gidelim. Orada ben size bir video izletmek istiyorum. Beraber yürüyeceğiz. Beraber yürümeyeceğiz Metin Bey. Ben araca doğru gideceğim. Siz araca yürüyebilirsiniz. Araca yürüyeceğiz. Araca yürüyeceksiniz siz. Orada bir video izleyeceksiniz. Ben sizi orada bekliyor olacağım. Olur mu? Tamam, gidelim. Buyurun gidelim. Buyurun Metin Bey. Evet kızım, babam gelecek şimdi. İnşallah anne, inşallah. Bakalım. O masaya geldik. Gelecek. Ben de geleceğim, umut ediyorum, inanıyorum yani. Bakalım neler söyleyecek. Bekleyelim Ahu Hanım, bakalım ne olacak. Bekleyelim. Videoda ailesini görünce ne tepki verecek çok merak ediyorum. Babacığım seni çok merak ediyorum. Annem 3 haftadır eve gelmediğini söyledi. Bak aranızda bir şey mi yaşandı? Eğer böyle bir durum varsa bana söyle, konuşalım, beraber çözelim. Söz veriyorum babacığım, sorun neyse ben halledeceğim. Metin Bey, gördünüz sizin için başvuran kişileri. Eşiniz ve kızınız perişan haldeler. Ne hissediyorsunuz? Yani bir şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Siz evin yolunu unutmuş olabilir misiniz? Baba. Baba. Metin. Baba biz buraya geldik seni bulmak için. Ben neredeyim? Metin sen neredesin? Ben neredeyim? Buradayım. Çok merak ettik seni. Baba çok normal gibi davranma. 3 haftadır seni bulamıyoruz. Halbuki 3 aydır yokmuşsun piyasada yani. 3 ay mı olmuş? 3 ay olmuş baba. Hiç farkında değilim. Karşınızda dünyanın en büyük yürüyüşçüsü Metin Bey. Metin
Nasıl bir yürüyüş, ben gerçekten anlamıyorum artık babamı. Hiç anlayamıyorum baba seni. Hiç Metin beklemiyordum neredesin? Senden. Önder'le miydin sen? Önder'leydim. Sonra Önder memlekete gitti. Hastalandı. Önder bana bir şey söylemedi. Baba, Önder amcayla ben konuştum. Gayet iyiydi sesi. Hiç hasta falan gibi değildi. Baba, senin başka bir sıkıntın mı var? Bizden mi saklıyorsun? Yok kızım, ne sıkıntısı olsun? O zaman neredesin baba sen? Ben buradayım işte. Baba, burada değildin. Yoktun. Seni bulamadık biz. Önder niye bizden sakladı peki? Onu bilemem hayatım. Önder'le bundan sonra... Hayatım, ben size bunların hepsini anlatacağım. Ben bunların hepsini anlatacağım. Ya anlat Metin Bey. Ağlanım. Buyurun. Bu muydu yani? Neydi Metin Bey? Biz merak ettik. Beni düşürdünüz böyle bu duruma. Aşk olsun. Baba, sen bizi düşürdün ya. Biz seni bulamıyoruz. Biz buraya gelmek tehdit zorunda kaldık. Yani biz seni bulamıyoruz ya. Ne yaptım merak kızım ettik. Ben? Ne yaptım ben? Daha ben yürüyüş yapıyorum, biliyorsun sen. Biraz anlatsanıza yürüyüşlerinizi. Nasıl yürüyüş bu? Evet. Benim kır yürüyüşüm var, çim yürüyüşüm var, kum yürüyüşüm var, dağ yürüyüşüm var. Ama sen bunları biliyorsun. Ama eve de yürüyüş. Baba maşallah her yerde yürümüşsün ama eve gelmeyi unutmuşsun. Yani eve niye gelmeyi unuttun? Ya o tarafa yürüyüş planım yoktu çünkü. Baba ne demek plan ya? Biz senin aileniz. Ben senin kızınım. Bu senin karın. Ya ne demek tamam, öyle hayatım, planım yoktu? Tamam kızım. Tamam, bunları niye burada konuşuyoruz? Ne baba yapıyorsun? Sana ulaşamadık. Lütfen hadi, hadi kalkalım hadi lütfen. Metin Bey. Ben aslında size sormayı unuttum. Bir Ege turu mu demiştiniz? Ege turu demişti bana. Önder'le, evet. Ege turu. Nasıl geçti o Ege turu? Ege turu çok güzel geçti. Öyle mi? Kafamızı dağıttık. Güzel. Çok güzel dinlendik. Hı. Bütün eskilerden yad ettik. Biz de burada seni arayalım böyle. Babam nerede, babam nerede bir şey mi oldu unuttum diye. Unutmadım, unutur muyum hiç hayatım? Niye telefon açmıyorsun peki? Hayatım, sen benim 35 yıllık karımsın. Ben seni nasıl unutabilirim? Zaman zaman insanın böyle bir dağınıklığı olabiliyor. Ben evde düzeltiriz bunları biz. Kesinlikle arayabilirdin. Biliyorsun benim yani benim yürüyüş yaptığım bölgelerde telefon çekmiyor. Baba, bunu anlamanız geri lazım. Dönmedin mi? Öyle eve gelmedin mi? Ama ben şimdi nerede buradayım. Kaldın 3 ay? Ben şimdi buradayım. Ya 3 aydır yoksun baba, ben sana ulaşamıyorum. Ama şu an buradayım. Ne var, geçmişi konuşup duracağız? Biz evde bunları toparlarız. Bu kadar insanın içerisinde baba, ne gerek var? Ben nereden bileceğim senin 3 ay sonra tekrar yok, 3 ay daha kaybolmayacağını? Nasıl lütfen ben buna emin olacağım? Lütfen Esra'cığım, sen sus. Biz annenle düzeltiriz olayı. Biz seni merak ettik baba. Tamam kızım. Kızının tamam. Ne kadar panik olduğunu bilmiyor musun? Çok bence bilmek istemiyor. Sen de kızıma nasıl yansıtıyorsun? Ben kızımı hiç yansıtmadım. Nasıl yansıtmalıydı? Kızım kendisi anladı. Nasıl yansıtmalıydı? Ya, babana bir şey olmaz diyebilirdi. Babam dedim, kendi hayatını idame edebilir derdi. Hı. Kendi ayakları üzerinde duran... İkna etmeye çalıştım ama edemedim. Yine öyleyim bak. Peki bunları kızınıza söylerken hayat arkadaşınız onu kim telkin edecekti? Kim evet, tesellide bulunacaktı? Evet. O da sizi çok merak etmiş olabilir mi mesela? Olabilir tabii. Evet. Doğal da merak etmesi. Bu süre zarfında hani sizi bu kadar merak etmiş bir insan var burada. Ahu Hanım, ben daha önce anlattığım şekilde ben sosyal yaşamı kendimi kaptırmış bir insanım. Ben bu saatten sonra hanımın beni sorgulaması, bu yaşa kadar beraber 35 yıl beraber olduk onunla biz. Hı. 35 yıl sonra benimle beraber yürümediği için ben de kendimi sosyal hayatın içerisinde buldum. Bu yürüyüş programının içerisinde kendimi rahat hissediyorum. Evde ben fasulye, pirinç vesaire bir şeyler ayıklayamam. Ama ben bunları senden istemedim ki. Kimse bunu senden yani, istemiyor baba. Emekli insan ne yapar? Karısıyla oturur. Ya dedikodu yapar, ya karısına yardım eder, pirinç fasulye ayıklar, bamya ayıklar. Etseydin ne olurdu peki? Ben ayıklamana gerek, bamya ayıklamana gerek yok. Duramam ben hayatım. Biliyorsun duramıyorum ben. Babasına kimse yürüyüşe gitme demiyor, dağ tepeye çıkma demiyor. Ama bizi arayabilirdin, bize haber verebilirdin. Evet. Biz sana şu an habersiz evet, bıraktığın için kızıyoruz. Evet. Hayatım, doktor ne söylemişti bize? Kalbinden dolayı yürümen gerektiğini söylemişti ama abart dememişti. Çok abarttım. Ben ne yaptım? Yürüdüm. Çok abarttım. Niye abarttım? Metin'im. Ben sağlığım yürüşüm için. Metin'im. Sağlığıma kavuşmak için. Metin'im. Yürüdüm. Kim sesleniyor? Kim yürüdüm. O? Metin'im. Yürüdüm. Gelen kim? Baba sana mı sesleniyor? Yürüdüm. Sana kadın. Sesleniyor. Beni dinler misiniz siz? Metin Bey. Bak Metin, bir kadın sesleniyor sana. Metin'im. Kim? Tanımıyorum ben.
Nasıl tanıyor? Allah Allah, beni nereden tanıyor? Beni diler misin? Seni nereden tanıyor? Hanım, kim bu kadın? Kim bu kadın Metin Bey? Aşkım. Ben kiminle tanışıyorum? Eş, aşkım, kızım. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben Canan, yürüyüş arkadaşıyım. Pardon da kimsiniz siz yani, ya? Biz burada bir hayır. Şey konuşuyoruz da gidiyorsunuz Metin'im diyerek. Nasıl böyle bir şey? Ben anlayamıyorum nedir ya. Yani? Nasıl geldiniz? Çok agresifmiş Metin Bey. Siz kimsiniz siz ya? Siz kimsiniz? Hayır, Canan, nasıl böyle konuşabiliyorsunuz ki? Hayır, ne münasebet? Yürüyüş arkadaşım. Arkadaşlar, bir sandalye alabilir miyim? Teşekkür. Gelin böyle. Hayır, benim yalıma tutturmayın. Alayım ben. Buyurun. Benim yanıma oturmasın. Baba, hiçbir şey anlamıyorum ya. Benim yanıma oturmasın. Öyle mi? Evet. Benim yanıma oturmasın. Senin arkadaşın oturabilir. Ben senin baba, kim? Ama sizin yürüyüş arkadaşınız Canan Hanım. Metin Bey. Peki. Telefonunuz bende kalmıştı. Ne telefonu? Ne telefonu? Baba, nasıl senin telefonun nasıl Canan Hanım'da olur? Bende unutmuş. Nasıl yani? Evet baba, nasıl? Cevap bir dakika kızım, anlatacağım. Bir dakika anlatacağım arkadaşım. Eşyaları ne yaptın Metin? Boşanmadın mı hala? Ne boşanması bir ya? Bir susar mısınız? Ne boşanması? Ben Metin Bey'in açıklamasını hakikaten çok merak ediyorum. Ben de gerçekten. Bence siz hanımlar kendinizi bu kadar üzüp paralamayın bir erkek için. O bütün bunlara sebebiyet vermiş olan beyefendi açıklamasını yapsın. Bekliyoruz. Evet, evet, yapacağım hepsinin açıklamasını. Yap. Hayatım, ben yürürken, yürüyüş yaparken hanımefendiyle tanıştık. Benim yürüyüşte ayağım burkuldu. Ayağım burkulduktan sonra kendisi sağ olsun benim ayağıma merhem sürdü, tedavi etti, sardı, sarmaladı. Ve hala aksıyor ayağım benim. Fark etmedin değil mi sen? 35 yıllık kocanı fark etmedin. Baba, sen 3 aya geldikten sonra olmuş mu o kadar? Farkında mısın? Seni yani görmedi kadın. Nasıl siz fark edecek? Zaten bir... Yo, hayır. Siz ne biliyorsunuz bunları hayır. Ya? Hayır. Evet, eşyaları bendeydi. Alacak. Ne eşyası? Metin, neden bahsediyorsun sen? Şimdi ben her iki taraf için de biraz kolaylaştırayım işi. Sizin evliliğiniz mutlu bir evlilik miydi? Evet. Hiçbir sorunumuz yok. Canan Hanım, duydunuz mu? Hiçbir evet. Sorunumuz yok. Gülüyorum Metin. Evet. Sana gülüyorum. Eşinizi seviyor musunuz? Sana gülüyoruz. Dertleştiğin günleri unuttun mu? Her gün şikayet ediyordun hanımını. Metin Bey, sizin Canan Hanım gibi kaç tane yürüyüş arkadaşınız hanımefendi var? Benim Canan arkadaşım var. Zeynep var. Derya var. Jale Hanım var. Daha hangi birisini sayayım? Kızım, var da var yani. Kalk gidelim kızım. Bunlar hepsi benim yürüyüş arkadaşlarım. Kalk kızım. Kalk. Kalk kızım. Ya baba, gerçekten sen inanmıyorsun. Kalk kızım. Ya yok baba, gerçekten inanmıyorum sana ya. Evde seninle görüşürüz. Kesinlikle temizle, ondan sonra eve gel. Yanlış anladın hayatım. Dur. Vallahi pes Metin Bey. Yani hiç kimsenin özel hayatı hiç kimseyi ilgilendirmez. O ayrı, haddimize de değil. Fakat bu kadar çok kadını aynı anda mağdur edebilmeyi başarmak da büyük başarı. Bu mağduriyet değil ki. Değil Havanım, mi? Bu mağduriyet değil ki. Sosyal ilişki bunun adı. Sosyal ilişki. Evet. Kaç yıllık hayat arkadaşınız perişan, tamam, orada... kızınız perişan. Az önce mutsuzum demişsiniz o hanımefendiye, eşimden boşanacağım demişsiniz. Kandırmışsınız o perişan. Kim bilir daha kaç kadın perişan. Hepsi bekliyor, siz yürüyüşten döneceksiniz. Yani Metin Bey, bunun için mi diyorsunuz? Evet, bunun için. Çünkü eşiniz size ulaşamıyor, kızınız size ulaşamıyor. 3 aydır ortada yoksunuz. Size biri bunu yapsa, size eşiniz bunu yapsaydı ne olurdu? Yani bu kadar rahat olabilir miydiniz? Hiç öyle bakmadım olaya, biliyor musunuz? Bu kadar rahat olabilir miydiniz Metin Bey? Vallahi hiç bu kadar. O beyefendilerin evinde kalsaydı, siz aylarca arasaydınız, ulaşamasaydınız. Hiç bu gözle bakmadım Hava Hanım.
Sonra bir araya geldiğinizde de işiniz gayet rahat bir şekilde. Ne var ki bunda canım, ben sana açıklarım. Yürüyüşe gittim ben, uzun uzun yürüyüşler yaptım deseydi. Beni uyandırdığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. İşimiz bu Metin bu Bey. Konuyu ben eşimle düzeltmeye çalışacağım. Umarım. Ava Hanım, ben uzun süre sürekli oturamıyorum. En uzun oturduğum dönem bu dönem. Yani bu zamana kadar hiç böyle uzun oturmamıştım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Diyorum ki kalkalım beraber bir yürüyüş yapalım. Ben size yürüme tekniklerini göstereyim. Metin Bey, ben yaklaşık 20 yıldır eşimle yürüyorum. Şimdi buradan da çıktığımda onunla uzun bir yürüyüşe çıkacağım. Teklifiniz için teşekkür ederim. Ben sizi geldiğiniz yere doğru uğurlayayım. Siz oraya doğru yürüyün, olur mu? Buyurun. Peki, ben yalnız yürüyeyim o zaman. İyi günler. Dünyadaki en sağlıklı ve en güzel, en keyifli yürüyüş bence kalbinizdeki kişiyle yaptığınız yürüyüş. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.